1992 Ankara Altındağ doğumluyum. Esasen Çankırı nüfusuna kayıtlıyım. Doğma büyüme Ankaralıyım. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. 2020 yılında bakanlığımızın açmış olduğu Mülki İdare Amirleri Kaymakam Adaylığı sınavında başarı göstererek mesleğe başladık. Tabii mesleğimizin evveliyatı var. Bu mesleği neden seçtik? Neden kaymakam olmak istedik? Bir adanmışlık mesleği istemeden kesinlikle olunacak bir şey değil. Ömrünün yarısından fazlasını taşrada geçiriyorsunuz. Nihayetinde eşiniz, çocuklarınız sizinle beraber bu zorlu hayata talip oluyorlar. Bunların hepsinin farkında olarak kaymakamlık sınavına hazırlandım ve başarı gösterdim. Sınav zorlu bir süreç. Ben gençlere sadece şu tavsiyede bulunmak isterim. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmemeleri gerekiyor. Bu sınavın asıl bitirici noktası disiplinli ve sürekliliği olan bir çalışmadan geçiyor. Bunun sonucunda sınavda başarı gösteren adayların 4 katı yani alınacak olan 100 kişinin 4 katı mülakata çağrılırlık. 400 kişinin içerisinde liyakata sahip olan yani liyakat esaslı bir şekilde seçim yapılıyor. Burada İller İdaresi Genel Müdürümüz, Personel Genel Müdürümüz, Mülkiyet Teftiş Kurulu Başkanımızdan oluşan bir heyet bize çeşitli sorular soruyorlar. Zor sorular oluyor. Bizi deniyorlar, sınıyorlar. Bunun neticesinde bu aşamada da başarılı olduktan sonra başarı gösterip atanmış oluyoruz ve atandıktan sonra direkt kaymakam olarak bir ilçede göreve başlamıyoruz. Çeşitli staj dönemlerimiz oluyor. İlk olarak il tercihi yapıyoruz. Bakanlığımız bunu değerlendiriyor ve bunun sonucunda illere, valilerimizin yanına gidiyoruz. Ben Yozgat Kaymakam adayım. Sayın Valimiz Ziya Polat'ın refakatinde onun bilgi ve becerilerinden istifade etme şansım oldu. 1,5-2 aya yaklaşık olarak 1,5-2 ay zaman zarfında Sayın Valimizin yanında bulundum. Ya tabii orada mesleği tanıyoruz. Kaymakamların valilerle münasebetlerini yerinde gözlemliyoruz. Bu bize bayağı tecrübe katıyor. Daha sonrasında mesleğimizin nerelerinde nasıl hatalar yapabiliriz? Bunun için Mülkiye Müfettişleri Refakatinde teftiş stajımız oluyor. Ben Bingöl, Genç ve Solhan ilçesinde teftiş stajımı icra ettim. Daha sonrasında tekrar vilayetime döndüm, Yozgat'a döndüm. Burada belli bir müddet kaldıktan sonra ikinci teftiş stajım için Karabük, Eflahani ve Safranbolu'ya gitti. Tabii burada daha tecrübeli oluyoruz. Daha bir aşina oluyoruz. Nerelerde nasıl hatalar yapabiliriz bunları görüyoruz. Yerinde inceliyoruz. Ki ileride bu hataları yapmayalım. Mesleğin başında ders çıkarmayı öğreniyoruz. Daha sonrasında tecrübeli kaymakam abilerimizin, meslek büyüklerimizin yanında refiklik, yol arkadaşlığı, stajımızı icra etmek için gönderiliyoruz. Nitekim şu anda Karapınar ilçemizde, Konya'nın Karapınar ilçesinde Sayın Oğuz Cem Murat abimizin yanında bilgi, tecrübe ve görgüsünden istifade ediyoruz. Karapınar'la ilgili şunları söylemek gerekirse eğer, Karapınar 50 bin nüfusa sahip, daha önce hiç gelmediğim ve gördüğümde de çok şaşırdığım bir ilçemiz. Karapınar'la ilgili özellikle gördüğüm kadarıyla eğitim alanında müthiş yatırımlar yapılmış. Gerçekten Sultaniye Anaokulu tüm Türkiye'ye örnek olabilecek düzeyde bir okul. Onun haricinde Sazlıpınar Ortaokulu ve bunun gibi okullarda özellikle beni cezbeden robotik kodlama sınıflarının açılmış olması. Tabii bu bizim hem ümidimizi arttırdı geleceğe yönelik hem ufkumuzu genişletti. Yani bunu bir İstanbul'un herhangi bir ilçesinde görsek belki yadırgamayız ama Konya'nın Karapınar ilçesinde bunları görmüş olmak ki oranının da yüksek olması beni geleceğe yönelik ümitlendirdi. Acıgöl buranın bir doğa harikası. Acıgöl'ü herkesin gelip görmesini isterim. Turizme büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Buraya yapılan yatırımların bölge nazarında değer göreceğini düşünmekteyim. Tarım ve hayvancılık buranın en büyük geçim kaynağı. Son teknolojiye sahip üretimin yapıldığını yerinde gördüm, inceledim. Halk bu konuda kendisini çok geliştirmiş. Ekonomik açıdan iyi bir ilçemiz olduğunu gözlemledim. Nitekim 50 bin nüfusa sahip olması ve her geçen gün nüfusun da artıyor olması bunun en büyük örneğidir. Bunun haricinde Karapınar'a yönelik beni üzen, içimi yaralayan Meke Gölü oldu. Meke Gölü'nü bu şekilde görmek istemezdim. Dünyanın nazar boncuğu dediğimiz gölün bu halde olması beni yaraladı. İnşallah çeşitli projelerle atık suyun arıtılarak içme suyu kıvamına getirilerek orada değerlendirilmesi gibi bir proje duydum. İnşallah bu gelişir, gerçekleşir. Bir dahaki sefere buralara geldiğimizde Karapınar'daki Meke Gölü'müzü
eski güzelliğiyle, ihtişamıyla görmek nasip olur. Hayalimdeki kaymakam, mülki idare amiri, tabii bu mesleğe başlamadan önce gerek öğrencilik hayatımızda gerek de daha evveliyatında Recep Yazıcıoğlu bir ekoldür. Devletimize, milletimize çok önemli hizmetleri olmuş meslek büyüğümüz. Buradan rahmet okuyorum. Recep Yazıcıoğlu bizim mesleğimizde en üst düzeylere gelmiş, herkesin gönlünde yatan bir valimizdir. Tabii onun yolundan gitmek, izinden gitmek bizlere de inşallah nasip olur. Kaymakam bulunduğu ilçede hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin, hiçbir ayrıma düşmeksizin bütün vatandaşların canından, malından sorumlu olan kişidir. Vicdanen böyledir. Akşam yatağına yattığında, yastığa o başını koyduğunda vicdanının rahat olması için ilçesindeki yetim, öksüz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz bunların mutlu olduğundan, ihtiyaçlarının giderildiğinden emin olmak ister. Ben mesleğin başındayım. Şu anda böyle düşünüyorum. İleride bunun daha fazlasını düşüneceğimi, daha fazla olumlu düşüncelere sahip olacağımdan eminim. Bir kaymakam hastanede 84 yaşındaki hastasını gidip ziyaret edip onun duasını alabilmeli görüşündeyim. Keza Cuma günü 01.09.2021 tarihinde Karapınar Devlet Hastanesi'ne bir ziyaretim oldu. Orada 84 yaşındaki bir teyzemizi ziyaret ettim. Bunun manevi duygusu hiçbir meslekte olmadığını düşünmekteyim. Zaten belirttiğim gibi bir adanmışlık mesleğidir kaymakamlık. Onun için bu manevi duygulara biz talip olduk. Milletimizin duasına talip olduğumuz için bu mesleği seçtik, tercih ettik. Her günümüz, her anımız, her dakikamız ülkemize hizmet ettiğimiz süre zarfında sevgiyle, memnuniyetle geçeceğinden hiçbir şekilde şüphemiz yok ve tad alarak bu mesleği yapacağız. Halkımızın, vatandaşımızın sıkıntılarını giderdikçe mutlu olacağız. Okullarımızdan, bulunduğumuz ilçedeki okullarımızdan başarılı öğrenciler çıkardığımız zaman mutlu olacağız. Ben hep şu şekilde söylerdim. Ben bu mesleğe bir kişi olarak giriyorum ve çıktığım zaman yüzlerce kişi olarak çıkmak isterim. Bu da nasıl olur? Şu şekilde. Gittiğimiz yerlerde gençlerimizin önünü açarız, onlara destek oluruz, ufuklarını genişletiriz ve başarılı sporcular, alanında çok çok ileriki seviyelere gelmiş öğretim görevlileri, ülkemize hizmet edecek bilim insanları, bunlara şimdinin çocukları, ilerinin büyükleri olacaklar. Bunların hepsinin farkındayız ve biz bunlara dokunursak en büyük mutluluk bizim için budur. En büyük çıkar menfaat bizim için budur. Tabii bunun haricinde başka şeylerimiz de var. Yeşili seviyoruz, doğayı seviyoruz, kültürümüzü, tarihimizi seviyoruz. Gittiğimiz yerlerde unutulmaya yüz tutmuş, korunmaya ihtiyaç, tarihi yapılarımızı korumak, artık çoraklar yüz tutmuş alanlarımızı yeşillendirmek, doğaya kazandırmak, doğal güzelliklerimizi korumak, turizme kazandırmak. Tabii mesleki olarak bunu defaatle söylüyorum ama gerçekten böyledir. Kaymakamlık mesleği bir adanmışlık mesleğidir. Halkımızın evladı olduğunu gösterme mesleğidir. Kötü insanlara karşı devlet olduğumuzu hissettirme mesleğidir. Bunların hepsinin farkında olarak biz bu mesleği seçtik, gönül verdik, kendimizi bu mesleğe, milletimize adadık. Bundan ötürü mesleği daha iyi yerine getirebilmek için abilerimizden, meslek büyüklerimizden tecrübe kazanıyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere kendimizi taşıyacağızdır. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kaymakamlık mesleği benim nazarımda devleti temsil etme, büyük oranda devleti temsil etme ve kurumları koordine etme mesleğidir. Bu ciddi anlamda bir orana sahip, %80 gibi bir oranda budur. Bunun haricinde o %20'lik kısımda tabii ki projeler olur. Asıl amaç vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve güvende olduğunu hissettirmektir. Tabii bunun için o bahsetmiş olduğunuz köprü, tabii ki vatandaşımızın bir köprüye ihtiyacı varsa, bu belediye tarafından yerine getirilmediyse, mülki idare amiri orada o köprüyü vatandaşı ve millet için yapar, yaptırır, gerekli girişimlerde bulunur. Vatandaşın her türlü ihtiyacını, sıkıntısını giderme merci, devlet olarak müracaat edeceği yer mülki idare amiridir, kaymakamdır. Vatandaş her türlü sıkıntısında, her türlü ihtiyacında geleceği kapı devletin kapısı olan kaymakamlardır. Birilerisi valilerimizdir. Yani vatandaşın o gündelik yaşantısını aksatan, can ve can güvenliğini tehlikeye sokan bir yerde bir yapı yoksa kaymakam onu sağlar, yapar. Kaymakam bir piramidin tepesinde bulunur ve altındaki kurumların sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi adına koordinesini sağlar. Esasen özeti budur. Kaymakam tabii ki tarafsız olarak iş yapar. Şu şekilde vatandaşa ayrım arasında hiçbir şekilde din, dil, ırk, siyasi görüş,
bu şekilde ayrımlara kesinlikle girmeden görevini yapar. Kaymakam için ayrım sadece şu şekildedir. İyi midir, kötü müdür? Devletine, sadakati devletine ve milletine midir? Toplumun huzur ve güvenliğini bozuyor mudur? Kaymakamın ayrımı bu şekilde olur. Yani toplumun huzur ve güvenliğini bozan kişilerin tabii ki karşısındayızdır. Devletimizin güvenliğine, devletimizin varlığına karşı olan kişilerin her zaman karşısındayızdır. Ama onun haricinde görüşü ne olursa olsun tüm milletimizin yanındadır. Tüm milletimize kapısı açıktır. O kapı hiçbir zaman kapanmaz. Kaymakam tarafsızdır. Her zaman ortadadır. Her zaman tepededir. Piramidin en üstündedir. Ve bu şekilde işleyişini sürdürür. Görevini icra eder. Millet olarak değerlendirdiğimiz zaman kesinlikle bütün milletimizin şundan emin olması gerekiyor. Hiçbir mülki idare amiri, kaymakam abilerim, meslek büyüklerim, dönem arkadaşlarım ve şahsım hiçbir zaman tarafsızlık dışına çıkmayız. Bunun ben kefiliyim. En azından 8 aydır süre zarfında mesleğin içerisindeyim. 8 aylık süre içerisinde ve daha öncesinden bildiğim, emin olduğum mülki idare amiri ayrım yapmaz. Vatandaş ihtiyaç sahibi ise ne olduğuna bakılmaz. O ihtiyaç giderilir. Bu ülke için şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bunun görüşüne bakılmaz. Şehidimiz yakınları emanetimizdir. Gazilerimiz emanetimizdir. Onların ihtiyaçlarını gidermek, onlara yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Sosyal medya şu anda göz ardı edemeyeceğimiz bir konuma geldi. Tabii ki biz yaptığımız hizmetlerde sosyal medyayı kullanmayı uygun görüyoruz resmi olarak. Fakat şöyle bir şey var. Bu göz ardı ediliyor. Bir mülki idare amiri gözlemlediğim kadarıyla ve olması gerektiği şekilde kaymakamlık bünyesinde çalışan kişilerin şunu bilmesi gerekiyor. Vatandaş bize geldi, ulaştı, derdini arz etti ve biz bunu kaymakam beye söylemek mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? Çünkü artık vatandaşımız sosyal medya kullanıyor. Kaymakam sosyal medya kullanıyor ve oradan ulaşabilir. Bu çok önemli bir şeydir. Yani tüm memurların bir vatandaşımızın kaymakama her halükarda ulaşacağını bilmesi gerçekten çok önemli bir şey. Bunun güvenini vermesi ayrıyetten önemli. Kaldı ki vatandaşımız her türlü derdini, sıkıntısını gün içerisinde gelip makamda birebir arz edebilir. Ama bunun haricinde sosyal medyadan da her türlü sıkıntısını dile getirebilir. Tüm abilerimiz sosyal medyadan yapılan başvurulara bakarlar. Hiç kimse göz ardı etmez. Başta söylediğim gibi adanmışlık mesleğidir. O manevi hazza, o tatmin duygusuna biz talip olduk. O yüzden bu mesleği seçtik. Hiç kimse vatandaşımızın bir ihtiyacını, bir müşkülünü gerek sosyal medyadan gerekse bizatihi gelerek hükümet konağına dile getirmesini göz ardı etmez. Bu öyle bir meslek değil. Onu izah edeyim. Sosyal medyada paylaşılacak şeyler vardır, paylaşılmayacak şeyler vardır. Bir vatandaşımızın biz ihtiyacını giderdiğimiz vakitte onu sosyal medyada paylaşmamız yerine göre iyi, yerine göre kötü olabiliyor. Hiç kimsenin bir ihtiyacını giderdiğimiz zaman onu, o müşkül durumunu internet ortamından paylaşmamız doğru olmuyor. Ben bu görüşteyim. Yani her şey paylaşılmaz. Bazı şeylerin mahremiyeti vardır. Vatandaşımız kaymakamlara geldiği vakit veyahut da o durumunu arz ettiği zaman o mahremiyeti korumak gerekiyor. Onu sosyal medyadan paylaşmayı ben doğru bulmuyorum. Ama onun haricinde gittiğimiz zaman bir çocuğun başını okşamışızdır. Bir yaşlımızın duasını almışızdır. Köylerimize gitmişizdir. Tabii ki onların içerisinde olduğumuzu o ilçenin vatandaşlarının, o ilin bilmesi gerekir. Yani bizim toplumun içerisinde olduğumuzu, köylerimize gittiğimizi, vaktimizi bu şekilde harcadığımızı bilmelerinde yarar vardır diye düşünmekteyim. Biraz önce belirttiğim gibi teknoloji çok önemlidir. İşimizi kolaylaştırır, zamanımızı artırır. Bunun haricinde kendi şahsi olarak sadece Twitter hesabım. Bunu aktif bir şekilde kullanıyorum ve sadece bir alanda faaliyet gösteriyorum. Zaman zaman paylaşımlar yapıyorum diyelim. Gittiğim yerlerde ben şu şekilde değerlendiriyorum. Vatandaşımızın özellikle hani köylere ve kırsal alana, taşra dediğimiz yerlere hitap ettiğimiz için oralarda Twitter'ın çok kullanılmadığını görüyorum. Bir Facebook hesabı açmam gerektiğini düşünüyorum.
düşünmekteyim. Gittiğim zaman bir Facebook hesabım da olacak. Oradaki vatandaşımızın daha rahat ulaşabilmesi için. Bu benim şahsi olarak düşüncem. Tabii ki bir de resmi hesabımız vardır. Gittiğimiz ilçedeki ilçe kaymakamlığının resmi hesabı. Resmi Twitter hesabıdır, Instagram hesabıdır, Facebook hesabıdır. Bunların birisinde aktif olarak duyuruların yapılması ve en çok kitleye hitap eden sosyal medyanın kullanılması görüşündeyim. Buradan paylaşımlar, duyurular yapılır. Anında vatandaşımızın haberi olur ilçede olan olay hakkında. Bu yönüyle ben sosyal medyayı doğru buluyorum, uygun buluyorum. Tabii ki sürekli doğru bir hayat, sürekli milletimize ve vatandaşımız odaklı bir hizmet anlayışı içerisinde bir yaşam sürme gayreti içerisindeyiz. Evet, 109. dönem kaymakam adayı olarak Konya Karapınar ilçesinde kaymakam refikliği stajımı icra ediyorum. Dilim döndüğünce meslek hakkında, mesleğin başında olduğumu tekrar belirtmek isterim. Dilim döndüğünce mesleğim hakkında sizleri bilgilendirmek, öncesindeki o sınav süreci hakkında bilgilendirmek istedim. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hepinize sağlık ve muhabbetler diliyorum. Selametle.